Mersin'de içerisinde 2 milyon 700 bin liralık altın bulunan çantayı gasp etmeye çalışan maskeli ve silahlı iki soyguncu, kuryelerden birinin direnişiyle karşılaşınca başarılı olamadı. Mersin'de bir otelin önünde Kahramanmaraş'tan gelen CC ve MT isimli kuyumcu kuryelerine otele girecekleri sırada silahlı gasp girişiminde bulunuldu. Maskeli ve silahlı iki kişi, kuryelerin elindeki çantada bulunan ve piyasa değeri 2 milyon 700 bin lira olan altınları almaya çalıştı. Bu sırada kuryelerden biri kaçarak otele sığınırken, diğeri içi altın dolu çantayı soygunculara vurmaya başladı. Soyguncular rastgele ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olaya karışan iki soyguncunun gasp girişimi başarısız olunca kendilerini bekleyen kiralık otomobille kaçtıkları belirlendi. Kuryelerin içi altın dolu çantalarla otele gireceğini söyleyen kişinin eski bir kuyumcunun oğlu olduğu, soygunun 8 kişi tarafından planlandığı tespit edildi. Soygun girişimi sırasında kullanılan motosikletin de olay günü sabah saatlerinde çalındığı ortaya çıktı. Kiralık otomobilin GPS kayıtlarını takip eden polis ekipleri, önce 6 şüpheliyi devam eden çalışmadaysa 2 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan DI ve ÖŞ çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'de bir kadın aracılığıyla sosyal medyadan tuzağa düşürdükleri kişileri gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı. Kadın şüpheli sosyal medyadan tanıştığı erkeklere randevu vererek buluşma ayarladığı, 3 erkeğin de mekana gelen mağdurları gasp ettikleri ortaya çıktı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde jandarma dedektifleri çalışmalarını sürdürdüğü sırada Yenişehir ilçesinde bir şahsın aynı yöntemi kullanarak randevuya çağrıldığı, gelen vatandaşın maskeli 3 kişi tarafından bıçakla tehdit edilerek kaçırıldığı, ağzının koli bandıyla bantlanıp el ve ayaklarının bağlandıktan sonra üzerinde bulunan 6 bin lira parayla değerli eşyalarının gasp edildiği, ardından ormanlık alanda terk edildiği öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler şüphelinin kimliklerini tespit etti. Şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler biri kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden adreslerinde yapılan aramada Yenişehir ilçesinde gasp edilen bir adet yüzük, bir adet cep telefonuyla 6 bin lira para ele geçirildi. Şüpheli şahıslara alınan ifadelerinde gasp olayını itiraf ederken ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanırken kadınsa adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'de 5 ay evli kaldığı karısının özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığı gerekçesiyle hakkında dava açılan eski kocaya 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca mahkemede yalancı tanıklık yapan 3 kişi hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Mersin 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya eski koca Burak E., müşteki N.N.'ye, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Burak E. eski eşinin kendisinden yüklü miktarda para istediğini ve bu yüzden kendisine dava açtığını iddia etti. N.N.Y. de eski eşinin hakkında söylediği iddiaları yalanlarken şahsın en ağır cezayı almasını talep etti. Duruşmada konuşan tanıklarsa farklı ifadeler verirken hakimin sorduğu sorulara da farklı cevaplar verdi. Mahkeme hakimi tek bir eylemle özel hayatın gizliliğini ihlalle kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde yayılması suçundan sanık Burak E.'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca hakim duruşmada yalancı tanıklık yaptıkları iddiasıyla V.Ü., A.A. ve S.Ç. hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yani şöyle, zaten işte bizim iddialarımız mahkeme tarafından doğrulandı. Üstüne atılı suçu işlediği tespit edildi. Bu konuda hani gerçekten içim çok rahatladı. Yani şu an evet hani hala korkuyorum ama hani diyebileceğim şey şu, korkmasınlar. Yani başına bu tarz şeyler gelen kadın kesinlikle sessiz kalmasın. Hak yerini buldu.
Yani çok şükür ki alnımın akıyla çıktım. Kadına karşı şiddetle her türlü mücadelenin çok yönlü bir şekilde devam ettiği bu zor günlerde biz müvekkilimizin iddialarını ispatladık. Savcılık tarafından mütalaa verildi. Üzerine atılı suçlardan cezalandırılması yönünde ve mahkeme de bu yönde karar verdi. Aynı zamanda savcı mütalaasında tanıkların hakkında da yalan tanıklıktan suç duyurusunda bulunmasında, işlem yapılmasında talep etti. Bu anlamda kararla atılı suç tespit edilmiştir. İstinaf edecekler, kanun yoluna başvuracaklar. Süreci bekleyeceğiz, süreç devam edecek. Mersin'de yasa dışı bahis oynatarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde 9 şüphelinin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 11 cep telefonu, 1 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 2 hard disk, 13 sim kartı, 41 adet banka kartı, 1 banka hesap dekontu, 265 bin lira tutarında borç senedi, 8 bin lira bahisten kazanıldığı düşünülen nakit parayla 2 gram esrar ele geçirildi. Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de 2020 yılında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2019 yılına göre %54,1 oranında artarak 647.365'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü bir açıklama yaparak motorlu kara taşıtları Aralık 2020 sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamada Mersin'in Aralık 2020 sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 674.365 adet taşıtla Türkiye genelinde 8. sırada yer aldığı belirtildi. Mersin'de trafiğe kayıtlı toplam taşıtların %45,4'ünü otomobil, %23,9'unu motosiklet, %17,3'ünü kamyonet, %5,6'sını traktör, %5,3'ünü kamyon, %1,4'ünü minibüs, %0,8'ini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğu ifade edildi. Mersin'in Anamur ilçesi Esentepe mahallesinde bir iş yerinde bağlı tutulan iki köpeğin yaralı ve bitkin halini görenler Anamur Hayvanseverler Derneği'ne ihbarda bulundular. Dernek Başkan Yardımcısı Alime Yiğit, yönetim kurulu üyeleri Füsun Bayraktaoğlu ve Candan Arslan köpeğin bağlı bulunduğu yere gelerek duruma müdahale ettiler. Bir ihbar sonucunda Anamur Hayvanları Koruma Derneği olarak geldik. Geldik ve hayvanların ikisi de perişan. Bir tane de aşağıda var. Bunların hemen sahibine ulaşılıp bu hayvanların alınıp tedavi ettirilmesini istiyoruz biz. Diğer şeyler ondan sonra gelir artık, ne gelirse arkasından. Yaşamasını ve bu şekilde olmamasını istiyorum, o kadar. Gerisi beni hiç ilgilendirmiyor. Siz sık sık eşinizi bıraktığınız zaman, evet, iş yerinde geliyorum, buraya geldiğinizde... Görüyorum ve burada hep başka hayvan oluyor. Devamlı, ne yaralı, aç, zincirde, hep böyle yani. Aşağıda halen var bir tane. 3 aydır bakıyorum, daha yeni düzeldi. Gidip sürekli bakabilirsiniz. Sürekli değişiyor mu bu hayvanlar? Değişiyor, devamlı. Sürekli. Peki burada dövüş yaptırırlarken hiç gördünüz mü? Yok, hiç öyle bir şey yok. Dövüşten haberim bile yok. Evet. Ama hep yaralılar yani. Hep yaralı. Evet, gördüğünüz hayvanlar hep, evet, yaralı. Hiç sağlam hayvan yok. Sürekli köpekler değişiyormuş. Biz ihbarlar üzerine buraya intikal ettik. Şu anda yakın plandan çekerseniz şurada bir hayvanımız zinciri boğazına dolanmış şekilde, tasma kısmında açık yara, arka kısmında açık yara, hayata küsmüş, son derece gel. Hayatla artık gel. Kurtarmaya çalışıyoruz. Gel. Bak, sol göz yok. Ama şöyle. Ya buranın sahibi kimse, bundan o sorumlu. Ya da burası kime kiralandıysa bundan o sorumlu. Bu hayvanların acil olarak barınak tarafından tedaviye alınması lazım. Biz de burada bekliyoruz. Yani onları barınağa göndermeden gitmeyeceğiz.
Mersin'in Anamur ilçesi Esentepe mahallesinde bir iş yerinde bağlı tutulan iki köpeğin Anamur Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin tutanağı eşliğinde bakımı yapılmak üzere veterinere götürüldü. Diğerinin ise bulunduğu yerde bakımının ve takibinin yapılmasına karar verildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi 2020 yılında uyuşturucuyla mücadele başarı sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Emniyet Müdürlüğü 2020'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin faaliyet raporunu paylaştı. Raporda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl 3.269 operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4.511 zanlıdan 809'unun tutuklandığı belirtildi. Aynı süreçte 308 kilo 343 gram kokain, 512 kilo 642 gram esrar, 88 kilo 67 gram eroin, 437.500 uyuşturucu hap, 24 kilo 958 gram metamfetamin ve 46 kilo 871 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu satıcılarına fırsat vermeyen Mersin Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, nüfusu 1 milyondan fazla olan iller arasında mücadele başarı sıralamasında 2020 yılında Türkiye birincisi oldu. Mersin Emniyeti aynı başarıyı 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da yakalamıştı. Atletizm kadın milli takımı sporcularından Büşra Yıldırım, 12 Aralık'ta yakalandığı koronavirüsü atlattı ama etkilerini üzerinden atamadı. Bilmiyorum nasıl bulaştı, nasıl ettim yani. 12 Aralık 2020'de yakalandığı koronavirüsü 10 günde atlatan milli atlet, üzerinden bir aydan fazla geçmesine rağmen eski günlerindeki antrenmanlarını yapamıyor. Şu an yani gördüğünüz gibi antrenman yaparken nefes nefese kalıyorum. Böyle bir şey yok. Yani inanılmaz kalbimin ağrısını çok hissediyorum. Nabzım inanılmaz yükseliyor. Yorgunluk. Yani yaptığım antrenmanlara şu an çeyreğini yapamıyorum. Öyle söyleyeyim. Doktorların kontrolünde antrenmanlarını sürdüren genç milli atlet bir an önce eski günlerine dönmek istiyor. Dört yüzenge şu an tamamen yapamıyorum. Yani çok zorlanıyorum antrenmanda. Yani antrenman bunu sahnede gel. Ve onun sayesinde gelmeye çalışıyorum ama gene gelemiyorum. Çünkü vücudum tamamen yıpranmış. Yani ben bu kadar beklemiyordum.